Tunus'tan herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda Tunus'un Hammamet şehrindeyiz. Burası sahil şehri. Daha önceki market videolarıma Tunus'tan devam edeceğim. Burada küçük bir market gördük ve lüks bir market burası. Çünkü ürünlerin pahalı olduğunu şimdiden söyleyeyim. Dışarıya göre bayağı bir fiyatlar farklı ama bulmuşken size aşağı yukarı Tunus'taki market fiyatlarla bazı ürünler de göstereceğim. Daha önceki zaten Fas, Almanya, Slovenya, Yunanistan gibi şeylerdeki market fiyatlara bakmıştınız. Tunus'a da gelmişken göstermek olmazdı. Şimdi hazırsanız içerideki fiyatları bir göz atalım. Şimdi sebze meyvelere bakalım arkadaşlar. Soğanın kilosu 22 liraya geliyor. Burada gördüğünüz her şeyi 10'la, yani şu küsurattan sonrasını 10'la çarpın. Mesela burada hurmanın kilosu 280 TL'ye geliyor. Bakın 28 dinar. Kivinin tanesi 10 liraya geliyor. Ananas, şöyle kocaman bir ananas 149 TL'ye geliyor. Mandalina 20 TL'ye geliyor. Portakal 30 TL. Domates 18 TL. Yani Türkiye'ye göre sebze meyve fiyatları ucuz, gördüğünüz gibi. Küçük bir yerdeyiz. Çok fazla market bulamıyoruz. Şurada makarnalara bakalım. Makarnaların bir tanesi mesela Barilla 59 liraya geliyor. Makarna biraz pahalıymış. Evet, bu 4 liraya geliyor. Yani demek ki İtalyan ürünler çok pahalı, yerel ürünler ucuz. 4 liraya geliyor. Biraz daha bakalım. Mesela yine yerel markalar 4 lira, 4 lira, 4 lira. Bunların hepsi yerel markalar 4 lira ama ne zaman işin içine ithal ürün girdiği zaman pahalı oluyor. Sonra cipslere bakalım. Cipslere biraz pahalı burada. 4 liraya mesela bir makarnayla bir cips, pardon, 42 lira. Bakın cips 42 lira. Lay's'lar 25 lira küçük paketleri. Ondan sonra burada mesela başka bir cips 35 lira. Şimdi dediğim gibi küçük bir market olduğu için çok bir şey bulamıyorum. O yüzden bulduklarımı göstereceğim. Şimdi gördüğünüz gibi alkoller süpermarketlere satılmıyor. Özel yerlere satılıyor. Suların fiyatları yazıyor mu sular? Yazmıyor burada. Şöyle bakalım. Mesela Coca-Cola'lar, küçük kolalar. Biz sürekli 20 liraya 30 liraya falan alıyorduk kutuları. Red Bull'lar mesela 67 liraya geliyor. Burada biraz pahalıymış. Sanırım sahil kasabası olmasının etkisi. Mesela burada Fanta'lar var. Meyve suları var. Ama çoğunda fiyat nedense yazmıyor. Bakıyorum biraz daha. Mesela şöyle 1 litre meyve suyu 39 lira. Yani meyve suları biraz pahalı. Sonra bakın şurada 1 litre kendi yerel meyve suları. Bunu limonata gibi bunu içmiştik. 28 TL'ye geliyor. Coca-Cola'nın fiyatını bir türlü göremedim arkadaşlar. Onlara fiyat nedense yazmıyor. Ama Schweppes'ler mesela. Bakın kutu olarak aşağı yukarı böyle. Yani 18 lira 20 liraya kutu olarak satılıyor. Alkolleri size göstereyim. Süpermarketlerde alkoller mesela Heineken falan var ama dediğim gibi burada %0 alkolle satılıyor. O yüzden çok bir şey yok. Yani gidip de süpermarkette alkol alamıyorsunuz. Mesela Fanta'yı gösteriyor. Şöyle 1 litresi 52 liraya geliyor. Ama sanırım bu evet dörtlüsü. Dörtlüsü gördüğünüz gibi 52 liraya satılıyor Fanta'nın. Biraz ucuz. Şimdi yumurtaya bakalım. Yumurtanın fiyatı. Mesela bakın burada yumurta 14 liraya. Tanesi 14 liraya mı geliyor? Bunu tam anlayamadım. Şuraya da bakayım. Bu nasıl market ya? Fiyat yazmıyor. Mesela şurada 15'liler 31 lira arkadaşlar. Yani 30'lusu yaklaşık 60 liraya falan geliyor. Zaten yumurta aşırı tüketildiği için burada biz ucuz olduğunun farkındaydık. Yumurta Türkiye'ye göre bayağı ucuz. Onun dışında bakalım mesela et, tavuk mesela kilosu direkt ne diyorduk biz buna? Bonfileler 160 liraya geliyor arkadaşlar. 170 liraya bir kilo bonfile geliyor. Tüm tavuk almak isterseniz bakın bunu 10'la çarparsanız 94 liraya geliyor kilosu. Tavuk Türkiye'ye göre ucuz. Şöyle salamlar ve sosislere bakalım. Mesela şöyle jambonlar 180 liraya geliyor. Tabi burada gramajı yazmıyor. 250 gramı da 48 liraya geliyor arkadaşlar. 250 gram 48 lira. Bu da Türkiye'ye göre ucuz. Biraz daha bakalım başka neler var. Peynirler, ithal peynirler daha çok. Mesela küçücük peynirler şöyle 149 lira. Hollanda peyniri var mesela burada 196 lira. Şurada mesela küçük gaudalar 270 gramı 143 lira. O yüzden peynirler biraz pahalı olduğunu görebiliyoruz. Burada mesela Edam peyniri var. Bir kilosu 316 liraya geliyor. Peynirler de bu şekilde. Onun dışında bakın burada biraz daha artık olay şeye kayıyor. Hediyelik eşyalar. Sokak biraz karışık gideceğim. Kusura bakmayın. O yüzden dediğim gibi çok büyük market değil. Mesela tuvalet kağıtları.
Şöyle 12'li tuvalet kağıdı 89 liraya geliyor. Yani gördüğünüz gibi tuvalet kağıdı bayağı bir pahalı. Ya da işte şöyle 4-2'li kağıtları da havlularda 34 liraya geliyor. Şöyle çocuk bezlerine bakalım. En büyük boy çocuk bezleri 60'lı 328 liraya geliyor arkadaşlar. Türkiye'deki son fiyatını bilmiyorum ama 60'lı çocuk bezleri 328 liraya geliyor. Yine diğer markalar da aşağı yukarı aynı şekilde. Sonra devam edelim. Mesela Pampers'lar var. Daha küçük boylar. Pampers'ın mesela 44 üstü 312 liraya geliyor. Sanırım çocuk bezi Türkiye'ye göre pahalı. 35 üstü 269 lira. Onun dışına bakayım başka neler görebiliriz. Diş fırçaları, diş macunlarına bakalım. Diş fırçaları mesela Colgate Whitener'lar 95 lira. Daha ucuzları 79 lira. Listerinlerin şöyle şeyleri 110 lira. Onun dışında Colgate 44 lira. Yani çok daha başka bir şey göremedik. Yine başka bir market bulursam bir tane daha çekeceğim ama bu market dediğim gibi çok sahil kentinde olduğumuz için, hamam hatta olduğumuz için buralar biraz pahalı. Çamaşır suları 32 lira. Bakın 1,5 litresi. Daha büyük boyları daha ucuza geliyor. Omo'ların büyükleri mesela Dixon diye marka 250 liraya geliyor. Kaç kilo bu? 5 kilo 250 liraya geliyor. Yumuşatıcılar 2,5 litresi 200 liraya geliyor arkadaşlar. Yumuşatıcılar biraz pahalı Türkiye'ye göre. Onun dışında yani dediğim gibi Pril'ler mesela bulaşık deterjanları şu küçükler. Yani bunlar yaklaşık 1 litrelikler. 31 liraya geliyor gördüğünüz gibi. Şöyle çikolatalara bakalım. Mesela şöyle çikolatalar 42 lira. Bunlar daha farklı 36 lira. Yerel markalar var mesela 19 liraya. Böyle kaliteli gibi görünen bazı çikolatalar var. Biraz daha ithal maestrolar var. Bunlar 42 lira. Passionlar var 124 lira. Böyle çok küresel bir şey göremedim. Mesela bir Snickers 32 liraya geliyor. Gördüğünüz gibi Snickers'lar 32 lira. Nesquik'ler 39 lira. Kinder'ler 47 lira. Yani o yüzden biraz fiyatlar öyle çok uygun değil. Şimdi dediğim gibi bu markette böyle. Eğer bir market daha görürsem onun ekleyerek o fiyatları size göstereceğim. Çünkü dediğim gibi şu kadarcık bir alandan sadece ürünleri koyabildim. Göremezsem de artık bu videoyu bu şekilde yayınlayacağım. Bu seferlik böyle video olsun arkadaşlar. Baba kam. One please. Al böyle şey. Tamam olur. 12 liraya şöyle bir tatlı yapıp. Evet. 12 lira. Açıyor, pişi gibi kızartıyor. Sonra şekere banıyor. Valla bence güzel. Güzel bir sokak lezzeti. Wow. Neredeyse 100 yıllık. 100 yıla yakın evet. Geçmişi bayağı eski. Şimdi Melfurt muydu? Melfurt yapıyoruz burada. Ben acı istemedim. Acısı bayağı acıydı arkadaşlar. Şimdi denediler. Önce değişik bir sos var. Onun sosu kırmızı olan. Mayonez var. Marul gelecek. Soğan gelecek. Domates gelecek. Biraz tavuk gelecek şimdi içine. İkisi de aynı tavuk mu Reşat? Yani biri körü, biri körü, biri yani. Sade. Şimdi buradan bunu tavuk. Biraz tuz diyoruz. Arkasından bundan biraz maydanozla beraber hızlıyla bunu pekiştiriyor. Yaşaklar tuz olsana. Salt. Salt biraz. Thank you. Burada piştikten sonra biraz üstüne peynir gelecek şimdi. Herkese afiyet olsun. Tamam. Tamam. Şu şey verecek. Az önce izlediğim için ne yapacağını hepsini öğrendim artık. Yedi yedi. Bir parça peynir atıyor üstüne. Güzel pişti. He, güzel pişti. Bence de. Şimdi bunu buradan alacak. Geç, devam edelim. Dur, yavaş. Slowly please. Slowly.
şekilde ekmeğin içine sarıyor. Dürümü yapıp tekrar ızgara ediyoruz. Şimdi amcamız burada lokumlar, değişik şekerlemeler üretiyor. Ama çok tatlı bir amca olunca hepimize çekmek istedik. Cuma amcamız biraz da Türkçe de biliyor. Okay, teşekkürler. Thank you. Gördüğünüz gibi krokan tarzı işte böyle şekerlemeler yapıyor. Sokaklarda gezerken bunları sıklıkla göreceksiniz. Çünkü Kuzey Afrikalı insanlar bu tarz lezzetleri çok fazla severler. Arap toplumunda da bu çok vardır. Evet, bu bizim akide şekerinin krokanla biraz karışımı gibi bir şey. Cuma amca. Emmi. Cuma emmi. Teşekkürler. Türkçe biliyordun değil mi? Kırık. Kırık az mı? Şimdi ilk yemeğimiz için güzel bir restorana geldik. Balık yiyeceğiz. Balık mı? Tunus'un denizi var. Tunus'un deniz. Hangi deniz Eser, öğrendin mi? Akdeniz. Son Marmara söylentisi vardı. Bu ne? Bu ton balığı. Altta da güzel bir salata, yanına yumurta da koyuyorlar. Aa, yumurta. Evet, kenarda bekliyor. Bayağı bir değişik, karmaşık bir şey olmuş. Zeytin var. Bütün her şeyi böyle karıştırmışlar. Tadına baktın mı? Tadına bakmadım. Birazdan balığım gelsin, balığımla götürelim. Ben bayağı baktım. Şimdi arkadaşlar, burası da mutfağı berber evinin. Gördüğünüz gibi küplerde bütün artık ürünler saklanıyor. Tereyağlar, ballar, sebzeler böyle küplerde saklanarak bozulması engelleniyor. Burada da ablamların küçük bir mutfağı var. Evet, soslar dolduruluyor şimdi burada. Bence bunları doldurmuşlar işte. Şunlarda ya zeytinyağı var ya bal var ya tereyağı var. Zeytinyağı falan. Aha, küplerde. Şöyle bir tereyağı sürüp yemiş. Ondan sonra şuraya bakalım. Ablam size kuskus hazırlayacaklar. Onun domates sosunu yapıyor. Sos. Tomato sos. For couscous. Couscous. Ne? Okay. Yanlış bilgi almışız. Domates sosu var mı? Sos domates. Ekmek batır yeriz abi. Daha iyi. Domates sosu. Burada ablamız buranın kendi ekmeği olan. What was the name? The name of this? What's this? Hops. Ha, hops. Ha, Fas'ta da hops derler arkadaşlar. Hops ekmeğini yapıyor burada. Hammes. Hammes. Diğer adada da burada güzel bakın. Ya çay yapıyor burada şimdi ablamız burada. Çay. İşte burada küçük ocaklarda pişiriyorlar. Tabii artık devir değişti. Tüp başlamış burada. Eskiden ateşler üzerinde yapıldı hopslar. İşte böyle içeride küçük küçük böyle eski otantik eşyalarda mağaralara döşüyor. Burası tabii ki bir 120 yıllık bir ev olduğunu söylemiştik ama artık turizme kazandırılmış yerlerden bir tanesi. Şimdi mesade yiyeceğiz, ona bakıyoruz şu anda. Böyle yumurtalı bir menemen var aslında. Böyle ton balığı, zeytin ve bazı sebzelerle bir yemek var. Burada ton balığı ve yine bir sos var. Harissa sos olabilir. Yerel zeytinyağı ve içeceklerle birlikte şöyle bir masa hazırlanmış bize. Evet, kuskuslar da geliyor. Kuskus. Ona indir. Buranın kuskusu daha bir değişikmiş ya. Thank you. Evet, şimdi ekmeklerimiz geldi. Böyle şey mi acım, bir gösterir misin? Ne güzelmiş şöyle. Şöyle göstereyim. Aa. Sepetimiz bu şekilde, renkli. İşimiz bitince şey yapsak mı? Çok şirinmiş. Çok şirin değil mi? Kesinlikle evde böyle bir şey isterdim ben de. Güzelmiş. Çok iyi. Medfuna. Medfuna. İçinde ne var? İçinde bu aslında, ben size şöyle söyleyeyim. Aslında Yahudi bir yemek. Yahudi yemeği. İsrail. Kuzey Tunus'ta bayağı Yahudi insanlar yaşıyor. Ondan öğrendik biz. Onlardan öğrendik. Bu pazı. Pazı biliyor musunuz? Pazı. Çok pişmiş. Çok pişmiş. Aynen. Bir de espinak. Ondan sonra sos haline getiriyoruz. Üstüne fasulye, beyaz fasulye oluyor. Et de oluyor. Ha, et, ıspanak, pazı var. Aynen. Zeytinyağı tabii ki acı sos da oluyor. Birkaç baharat da. Peki bu? Bu da bir sos. İçinde kuzu eti var, ciğeri de var. Et ve ciğer karışık. Evet. Aynen. Aynen. İçinde tabii ki acı sos oluyor. Makarnadaki et ne? Et. Kuzu eti. Aynen. Bu İsveç köftesi gibi ya. Makarnalı yapıyorlar ya. Hı-hı. Bu normal yani. Normal bir yemek. Okay. Şimdi burada su ihtiyacı da kuyulardan sağlanıyor arkadaşlar. Şimdi ben daldırdım. Bakın görüyorsunuz. Tertemiz bir su. Çok israf etmeyelim. Göstereyim. Aşağıdaki kuyudan da suları çekerek kullanıyorlar. Bunu çıkaralım artık.